Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün tanıyanların çok sevdiği, tanımayanların hiç bilmediği bir yönetmenden bahsedeceğiz. Simetri'nin ustası, Simetri'nin usta yönetmeni Stanley Kubrick. Programımızın konuğu işte Stanley Kubrick. Stanley Kubrick arkadaşlar Amerikalı bir yönetmen. Kariyerini aslında fotoğrafçı olarak başlıyor. Böyle fotoromanlar hazırlıyor dergi için. Özellikle Life dergisi için çalışırken böyle bir boks maçının fotoromanını falan hazırlıyor. Sonra diyor ki ben bu boks maçını neden böyle bir çekip belgesel haline getirmeyeyim? O çalışmasını vesaire yapıyor. Derken denizcilerle alakalı bir belgesel yapıyor. Böyle yarım saat civarı bir şey olması lazım. Deniz askerlerinin yaşantılarını anlatıyor ve bunun sonunda da işte birkaç para kazanıyor. Tamamen para kazanmaya odaklı bir yapım diyebiliriz Stanley Kubrick açısından. Sonra bir iki tane film çekiyor ama Kubrick'in kendisi bile bu filmlerini sevmiyor ve hatta film künyesinde bu filmlerden bahsetmiyor. Sonra 1955 yılında Killer's Kiss diye bir film çekiyor. 1956'da da bunu The Killing filmi izliyor. Bu filmler yine tam Kubrick filmi gibi değil ama hafif hafif böyle ya piyasada da şöyle değişik bir adam var diye bir tavır yaratıyor piyasada adeta. Sonra Kubrick ilk çıkışını Kirk Douglas'ın başrolünde oynadığı Paths of Glory filminde yapıyor. Bu film 1960'ta çekiliyor arkadaşlar. Bu filmle alakalı şöyle bir anekdot var. Oyunculardan biri Adolfo Menjo. O zamanın böyle nasıl diyeyim yaşlı böyle tanındık falan böyle kült oyuncularından biri olarak geçiyor. Stanley Kubrick çok tekrar aldıran bir yönetmendir. Yani devamlı tekrar devamlı tekrar devamlı tekrar sever. İşte adama şöyle yapalım böyle yapalım falan filan diyor. Menju da diyor ki ya bu kim ki benim hani oyunculuğumu sorgulayacak falan. Menju bayağı böyle sövüp sayıyor. Küfrediyor Kubrick'e. Kubrick şöyle bir dönüyor. Tamam diyor, tekrar deneyelim. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Yani Kubrick orada üstüne de gidebilirdi. Ne bileyim ters tepki de verebilirdi ama daha kariyerinin çok başında. Karşısında da usta kült bir yönetmen var. Ve onun tavrı çok net yani. Tamam bir daha deneyelim. Ve oyuncu tekrar yapıyor. Çünkü yönetmen Kubrick yani. Sonuçta Kubrick olması da önemli değil aslında orada olayın. Yönetmen orada kendi istediğini almaya çalışıyor ve bunu da başarıyor sonunda Kubrick. Böyle de enteresan bir hikayesi var bu filmin. 1960'taki Spartaküs filmini izlerseniz ki bu eski yani ilk Spartaküs filmi diyebilirim. Kirk Douglas'ın kendi parasını verip kendi işte başrolünde oynadığı bir film ve çok Kubrick bari olmayan bir filmdir. Zaten bu filmde Kirk Douglas'la da bayağı birbirlerine girdikleri söylenir. Sonra 1962'de çok tartışan Lolita diye bir film çekiyor. Nabokov'un kitabından uyarlanan bir film. Lolita o zaman için çok erotik bulunuyor ama Kubrick sonradan yaptığı açıklamalarda aslında o filmi daha çok erotik bir şekilde çekebileceğini de belirtiyor. Böyle de ilginç bir durum var o filmle alakalı. Amerika'da çok sansür kuruluna falan takılıyor. Hatta bu yüzden işte Kubrick sonra İngiltere'ye taşınıyor. Bu filmle beraber İngiltere'ye gitmiş oluyor zaten. Oradan çalışmalarını sürdürüyor. Hayatına, yaşamına 1999'a kadar, hayatının sonuna kadar da İngiltere'de yaşıyor. Benim bugün ön plana çıkarmak istediğim film işte Kubrick deyince aklınıza Otomatik Portakalı gelir, ne bileyim Bir Uzay Destanı gelir, Shining gelir, işte Eyes Wide Shut gelir vesaire. Ben bugün özellikle Doktor Garip Aşk'ı ön plana çıkartacağım. O yüzden onu sona bırakıyorum. 68 yılında 2001 Bir Uzay Destanı çekiyor. Yani şöyle bir şey. Tabii ki bugün izlediğimizde artık çok bu tarz şeyler izlediğimiz için bize eski gelebilir ama film çok büyük bir film. Ve ben izlediğimde şeyi düşündüm hani 68 yılında nasıl böyle bir şey tasarlayıp çekebilirsin diye. Gerçekten mükemmel hani insanlık tarihinin evrimini geçmişinden alıp geleceğe de bir bakış atan mükemmel bir film. İzleyenleriniz vardır, izlemeyenler de kesinlikle izlesinler. Evet film biraz yavaş akıyor, evet film biraz uzun ama gerçekten değer. Özellikle üzerinde düşünülecek çok şey var. Sinema tekniği açısından da çok iyi bir filmdir. 71 yılında Otomatik Portakal herkesin çok meşhur olan film işte afişlerde, kitaplarda vesaire yine bir kitap uyarlaması. Otomatik Portakal'dan sonra 1975 yılında Barry Lyndon çekiyor. Tarihi bir karakteri anlatan filmdir. Yine güzel filmlerinden bir tanesidir. Yine harika hikayeleri vardır ve bu filmin en büyük özelliği de Kubrick'in hiçbir yapay ışık kullanmamasıdır. O filmdeki işte mumlar, gaz lambaları vesaire o lambalar altında filmi çekmek için NASA ile de görüşüp özel kamera objektifleri üretmiştir. O film için ya daha doğrusu ürettirmiştir o film için. Bir ara veriyor Kubrick, çok büyük bir ara veriyor. Sonra 80'de de Shining ile yani işte parlama diye çevirebiliriz ama genelde zaten çoğunlukla Shining diye biliniyor. Jack Nicholson'ın oynadığı Shining filmi. O otelde
çekilen bir filmdir. Böyle dağ başında ormanlık alan içerisinde bir oteldir ve Kubrick sıralı bir şekilde senaryoyu çekmek istediği için bütün ışıklar kurulmuştur. Ondan sonra set başlamıştır. Normalde hani bir odadaki çekim tamamen biter, senaryoda o odada hangi sahneler varsa sonra başka bir yere geçilir vesaire. Kubrick oyuncuların o anki psikolojisi devam etsin diye tamamen senaryonun direkt akışında çekmek istemiş. Bu da gerçekten Kubrick olunca elde edeceğiniz bir şey. 87 yılında yine uzun bir aradan sonra Full Metal Jacket geliyor. Güzel askeri bir filmdir yine. Sevdiğim filmlerden biridir. Mesela burada bir sözünden bahsetmek istiyorum Kubrick'in. Kubrick böyle nasıl diyeyim, suçlulara falan bunun şey var, hani sanatçılar da suçlular çok dikkatimi çeker diye. Diyor ki bir savaş ya da cinayet hikayesinin en cazip yanlarından birisi siz çağdaş toplumun bir bireyin alıp seyircinin de çok iyi bildiği genel geçer değerlerin katı çerçevesinde değerlendirmenize eşsiz bir fırsat sunmasıdır. Ve bu insan olma haline, bireyliğe ve duygusal duruma kontrpuan olarak kullanılabilir. Mükemmel bir açıklama. Bu yüzden işte asker filmleriyle zaten kariyeri bir tık başlıyor diyebiliriz. Hani o işte Paths of Glory falan filan vesaire. Full Metal Jacket de gerçekten sinematografisi çok güçlü bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Ve tabii ki yine çok uzun bir aradan sonra 99 yılında başrollerin o zaman karı koca olan Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın oynadığı Gözleri Tamamen Kapalı. Hani Kubrick'le alakalı bir sürü söylenti vardır. İşte söylentilerinden biri de işte mesela Amerika normalde uzaya gitmedi. O filmi stüdyoda İşte o Neil Armstrong'un işte benim için küçük, insanlık için büyük adam falan filan filmi. Onu Kubrick'in çektiği, o yüzden bu kadar kimsenin ona karışmadığı vesaire. Bir de bu Eyes Wide Shut'ta işte yok Illuminati açığa çıkardı vesaire, o yüzden öldürüldü diye çeşitli söylentiler var ki filmin kurgusu daha yapılırken, ham kurgusu daha bitmişken Kubrick ölüyor. Yani filmin aslında son bitmiş tarihini sinemada da görmüyor Stanley Kubrick. Şimdi benim bahsetmek istediğim şey Doktor Garip Aşk. Mükemmel bir filmdir. Peter Sellers'ın başrolünde oynadı, zaten birkaç rolü birden oynadığı bir filmdir. O Soğuk Savaş dönemindeki Amerika ile Rusya arasındaki durumu anlatır. Bir tane gazeteci var, Bosley Crowther diye, diyor ki hiç şüphe yok ki karşılaştığım en sarsıcı eşek şakası. Filmin yorumunu bundan bahsediyor. Gerçekten mükemmel filmdir. Peter Sellers'ı zaten filmlerini izlemenizi tavsiye ederim. Bir komedi oyuncusudur. Mükemmel karaktere giriyor. Harika şeyler yapıyor. Filmde benim en sevdiğim Kubrick filmidir. Genellikle dediğim gibi hani Otomatik Portakal, The Shining bilinir vesaire, işte 2001 vesaire. Mükemmel filmler hepsi. Okey. Ama Doktor Garip Aşk'tan çok büyük keyif alıyorum. Hala arada açıp izlediğim filmlerinden biridir. Şöyle bir anekdot vardır çok komik olan. O filmde bir büyük bir masanın etrafında işte devlet adamları, askerler vesaire oturur. İşte üstten tek bir aydınlatma vardır ki Kubrick bunu özellikle istemiştir. Hiç böyle dışarıdan yapay bir ışık kullanmak istemiyorum. Öyle bir ışık istiyorum diye bunu belirtmiştir. Öyle bir dizayn yapılmıştır. Tabii ki film çıktı piyasaya, izlendi falan, herkes böyle öyle bir ortam sandı. Şöyle bir söylenti var. Kennedy başkan seçildikten sonra Beyaz Saray'a gidiyor. Savaş stratejileri odasına girdiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu da söylentilerden biridir. İlginç, yani filmi izlediği için öyle bir şey hayal etmiş ve bakmış ki hiç öyle bir durum yok. Normal bir oda. Hele Kubrick'in filmindeki o dekorlardan, o yaratılan atmosferden sonra çok normal bu oda. Büyük bir hayal kırıklığı. Burada da Kubrick'in ne kadar güzel bir tasarıma imza attığını görebiliyoruz. Evet, Kubrick'in biraz oyuncularla arasında problem olduğu söylenir vesaire. Aslında bence öyle bir problem yok. Şöyle öyle bir problem yok diye düşünüyorum. Adam sonuçta yönetmen ve çok iyi bir yönetmen. Ve oyuncularından her şeyi almak istiyor. Kubrick'in şöyle bir tarzı var oyunculara yaklaşım açısından. Oyuncuları değerlendirip onları yargılıyor. Daha iyi performansı onlardan almak için. Kubrick'in oyuncularla olan ilişkileri bu yüzden biraz sakat olarak görülse de aslında birçok oyuncusu birçok filminde de oynamıştır yani. O da biraz Kubrick'in o içe dönük, belki biraz asabi karakterinden dolayı da kaynaklanabilir. Dışarıya öyle gözükebilir. Şöyle bir şey var, diyor ki bir filmin gerçeği diyor verdiği histir diyor, size ne düşündürdüğü değil. Yani diyor ki hisler önemlidir. Şiddetle alakalı çok sevdiğim bir lafı var. Filmlerindeki özellikle Otomatik Portakal'daki şiddet sahnelerinden sonra bu büyük bir tartışma yarattı vesaire. O da diyor ki yani ben ekranda görünen şiddetin bir öykünme unsuru olacağını düşünmüyorum diyor. Hatta şöyle bir örnek veriyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Diyor ki çizgi filmleri düşünün. Tom ve Jerry işte birbirlerine vuruyorlar, şiddet uyguluyorlar. İşte bir taraflar işiyor ve sonra hayatlarına devam ediyor. Bu diyor çocukları, gençleri daha çok etkileyecek bir şey. Yani aslında şiddet
olsa bile bir şey olmuyor, hayatımıza devam ediyoruz. Ama diyor filmlerde bizim gösterdiğimiz şiddet sorununda insanlar belli kayıplar ya da belli acılar yaşıyor ve bunları izleyen çocuklar, işte gençler ya da etkilenecek olan o kitle kimse, şiddete öykünecek olan kitle kimse gerçeği gördüğü için şiddetten daha uzak durabilme şansına sahip oluyor diye bir söylem var. Buna katılıyorum. Yani filmlerde şiddet, ne bileyim filmlerde cinsellik vesaire. Yani hayatta olan her şeyin filmlere de konu olması gerektiğini düşünen biriyim. O yüzden Kübra'ya bu noktada da katılıyorum diyebilirim. Kübra'nın en önemli şeylerinden bir tanesi, ben hep teknik teknik diyorum ya, tarzı ve içeriği birleştirir, yani bir araya getirir mesela. Bu çok önemlidir. Bu Kübra'nın belki de en büyük tekniğidir. Hani en büyük tekniği işte efendim simetrisi falan filan. Evet bunlar okey. Çok simetrik görüntüler kullanır. Tamam. Ama Kübra'nın en önemli şeysi bence tarzı ve içeriğini bir araya getiriyor. Şimdi burada ne demek istiyorum? Mesela Kubrick'in yine kendisinden bir alıntı yaparsak şöyle düşünebiliriz mesela. Chaplin filmlerini düşünelim. Ne vardır işte? Kamera sabittir ama bir hikaye döner. Yani aslında bir içerik var ama bir tarz yok. Bir de diyor Eisenstein düşünelim. Rus yönetmenden bahsediyorum. Bir içerik yok ama çok büyük tarz var. Yani içerik yok derken anlatılan bir hikaye yok ama bir tarz var. Ama Kubrick işte bu ikisini çok iyi birleştiriyor. Tarzı ve içeriği harika bir şekilde harmanlıyor. Bir de Kubrick'i şu yüzden çok seviyorum. Kendi kişisel olarak neden sevdiğimi de söyleyeyim. Hani hep diyoruz ya işte sanat filmi ve piyasa filmi diye bir ayrım var. Aslında Kubrick bunları da bir potada eritebiliyor. Yani aslında çok büyük bir sanat gösteriyor. Hem içerik hem teknik hem tarz açısından. Ama bir taraftan da piyasa filmleri de yapıyor. Yani aslında Kubrick filmlerin izlenmesini de istiyor. Bence bunda da başarılı oluyor. Evet, Kubrick'e küçük bir bakış attık. En son olarak şöyle kapatabiliriz programı. Böyle Kubrick'le alakalı dediğim gibi bilenin çok iyi bildiği, bilmeyenin hiç bilmediği yönetmenlerden bir tanesi. Ama bütün yönetmen camiasının çok dikkatle takip ettiği ve hala çok saygı duyduğu bir isim. Ki zamanında da çok saygı duyulan bir isimdi Kubrick. Evet biraz kişiliği aykırı gelebilir, biraz bazı hareketleri tuhaf kaçabilir vesaire. Ama bu tamamen kişiliğiyle kaynaklı bir şey. Mesela bir tane şoförü var ki bunun çok izlenen bir platformda belgesel de var. Onu da izleyebilirsiniz. Bir tane şoförü var. Şoförüne böyle notları yazıp bırakıyor vesaire. Şoför işte alıyor. İşte ha tamam şimdi bunu dedi. Yani tamamen bir şoför değil de aslında bir sağ kolu gibi. Acayip hikayeleri var Kubrick'in. Kubrick'le röportaj yapanların acayip hikayeleri var. Ne bileyim işte biri gidiyor onu bahçıvan zannediyor falan filan. İşte Kubrick orada bir tane tulumla bir şeyle uğraşırken soruyor işte Kubrick'le röportaja geldim vesaire. Hiç onun Kubrick olduğunu bile anlamıyorlar. Böyle değişik bir karakter. O yüzden hani filmlerini iyi izleyip iyi anlamak lazım. Filmlerde bazı kodlamalar yapıyor mu? Evet yapıyor. İşte ne bileyim 99'daki o son filminde işte Madonna'nın ölüm tarihini falan kazanmış vesaire. Evet bunları yapıyor. Bunları yapmayı seviyor. Ama yine dediğim gibi teknik yönleri çok düşünen bir isim. Gerçekten sinematografiyle ya da fotoğrafçılıkla, video işleriyle uğraşan kişilerin Kubrick filmlerini iyice incelemesi lazım. Yani sadece simetriden ibaret bir yönetmen de değil. Ve programı kapatırken bugün Kubrick'e saygı babında sözümü bir tık değiştirerek kapatıyorum. Sanat filmi ya da piyasa filmi yoktur. Günün sonunda Stanley Kubrick filmleri vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.